Döneceğim mavi takıma. Mavi takımda hesaplaşmalar yaşanıyor. Mavi takım ilk defa öz eleştirisini yapmaya başladı belki de kendi içinde. Aslında bu bir öz eleştiri değil. İki tane dominant yarışmacının birbirine yaptığı eleştiriler, ama ben bir mavi takımı bir bütün olarak değerlendirdiğim için kendi içindeki harmanlama olarak görüyorum bunu. Ogeday evet ciddi bir performansı olan, Survivor'ı çok iyi okumuş. Bu sene kendi sikletinde de pek rakip bulamayan ve önü açık bir yarışmacı. Ama orada bir de Hakan Hatipoğlu gerçeği var. Hakan Hatipoğlu'nun performansının düşük olması demek, Hakan Hatipoğlu'nun gerçek bir Survivor ve Survivor'ı çok iyi okuyan bir adam olduğunu değiştirmez. İşte çok ufak hareketlerle bakın Ogeday'ın ayarlarıyla nasıl oynadı. Ki bana sorarsanız Ogeday'ın çok da üstüne gitmedi. Yani çok üstüne gitmedi bakın. Ogeday Hakan'ın daha çok üstüne gitmiş olabilir. Söylediği laflarla ve ithamlarla, yani gurur, onur, şeref meselelerine getirmesi, bütün hareketlerini sorgulayacak pozisyonda Hakan'ı köşeye sıkıştırması. Hakan Ogeday'ı ısırmaya başlarsa Ogeday'ın işi çok zor. Hakan'ı eleyebileceklerini düşünüyorlar ama Hakan kolay lokma değil, kolay kolay da elenecek bir adam değil. Onu da buradan açıklayayım, bakın burası çok zor bir potaya gidiliyor şu anda ve bu potanın hemen hemen en düşük performanslı yarışmacısı Hakan Hatipoğlu gibi gözüküyor. Ama ben şimdiden söylüyorum, Hakan Hatipoğlu kolay lokma değil, kolay kolay da elenecek bir adam değil diye düşünüyorum. İlk defa Ogeday eleştiri gördü kendi takım arkadaşları tarafından ve ciddi bir adam tarafından ciddi bir eleştiri gördü ve bunu şu anda kaldıramıyor. Performansıyla alakalı direkt konuşmuyorum. Dünkü oyunu izleyenler o ambiyansı hissederler. Mavi takım içerisindeki bütün pozitif enerji dağılmış durumda. Şimdi kırmızı takıma döneyim. Ya kırmızı takım 2 aydır bu problemlerle uğraşıyor. Bunlara rağmen neler yaşadı ya. Yani kırmızı takımın kavga etmediği gün yok Survivor'da. Tartışmadığı gün yok. Daha seçmelerde birbirlerine giriyorlardı. Onlara rağmen bu galibiyetler, bu mücadeleleri biz kırmızı takımda hep gördük. Hadi bakalım mavi biraz karışsın. Mavi karışsın bakalım ne oluyor. Belki biz biraz daha karışsa 20 galibiyet üstüne kırmızı takımın galibiyetini izleyeceğiz. O yüzden işte Survivor'ın sadece fiziki durum kendini ne kadar hazırladı, yani fiziki anlamda kendini ne kadar hazırladığından çok psikolojik olarak, mental olarak kendini pozitife meyleden bir düşünce tarzı olarak ne kadar hazır edebiliyorsun Survivor'da? İşte bu gerçek Survivor'ı yaşamaktır diye düşünüyorum şahsen. Bilmiyorum katılır mısınız? Bir şey söylemek isteyen var mı bu konuyla ilgili? Yok, katılıyorum genel olarak. Diyoruz efendim ve oyunla ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim yok. Yok, o zaman isterseniz Hakan Hatipoğlu ile Ogeday'ın dünkü dün akşamki bölümde karşılıklı röportajları vardı. İzleyelim bakalım birbirleri hakkında neler demişler. Buyursunlar Murat abicim. Sevgili Ogeday kardeşim, beni duymuyor ama duyduğunu varsayarak ona bir şey söylemek istiyorum. Sen egolusun. Niye taktın kafaya ben egolu değilim? Egolusun. Bu da çok doğal. Yani sen bir suçlu değilsin ki. Egolusun. Ben de egoluyum. Mesela ben hep bunu söylüyorum yani. Böyle ön planda olan insanların, başarılı olan insanların egolu olması kadar dünyada doğal bir şey yoktur abi. Ego kötü bir şey değil ki bir kere. Niye bu egoyu böyle sanki bir suçmuş gibi yaptılar? Egolusun, egolu. Ne var abi, bunda bir suç değil ki egolu olmak. Her insanın egosu olabilir yani. Bunda bir kötü bir şey yok. Ben onu anlamadım yani. Ego, 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 ego. Evet, Ogeday egolu. Niye egolu Ogeday? Durup dururken mi egolu? Hayır. Çünkü Ogeday bir yıldız. Ogeday Survivor'ı kasıp kavuran bir adam. Onda ego olmayacak da kimde ego olacak abi? Var Ogeday, sende ego oğlum. Niye bunu taktın kafaya sen? Sende ego var. Çünkü sen yıldızsın. Sen kasıp kavuruyorsun Survivor'ı. Hatipoğlu bir şey kavuramadı da. Hatipoğlu et kavurma. Nedir o, bir şey kavurursun ya, et mi kavur? Et kavurma. Ne kavurma? Saç kavurma yapıyor Hatipoğlu. Şu anda bir şey Survivor'ı bir kavurması yok. Hatipoğlu kavuruyordu. Yıllardır kavurdu. Nerede kavurdu? Masada. Çünkü orada güçlüydü. Şimdi orada adada Ogeday güçlü. Hatipoğlu mesela buradayken, masadayken Ogeday'a bir şey söylüyordu ya, Ogeday da çıldırıyor zaten. Ogeday ona takılmış. Oradaki herkes Hatipoğlu'nun bu masasına takılmış zaten. Orada bir problem yok. Herkes her şeyde Hatipoğlu'nun masadaki konuşmaları, o masadaki Hatipoğlu'yu görüyorlar böyle. Gece rüyalarına giriyor arada, masadaki Hatipoğlu. Öyle bir şey var yarışmacıların hepsinde. Onun için de Hatipoğlu'nu oradan takmışlar. Ogeday da belki takmıştır zamanında. Ama masadayken Hatipoğlu güçlüydü. Çünkü neyden güçlüydü? Orada eleştiriyordu Hatipoğlu. Şimdi adada ne yapması lazım Hatipoğlu'nun? Yorumculuk falan yapmasına gerek yok. Adada performans gösterecek. Gösteremiyorsun Hatipoğlu kardeş. Ogeday yıldız, Ogeday yıkıyor her yeri. Senden tabii ki güçlü. Mesela Ogeday bak masada ne diyor? Kimsenin de sesi çıkmıyor. Sadece emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diyor. Ogeday patron, Ogeday masanın başkanı. Ogeday mesela bir şey söyle, herkes böyle bir tamam. Çünkü Ogeday orada şu anda mavi takımın başkanı Ogeday. Herkese diyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hatipoğlu'na diyor onu yani. Senin diye emeğin geçmedi. Sen yemeğini ye köşede diyor. Hatipoğlu da annesinin azar işitmiş çocuklar olur yani yemek yerken böyle. Annesi ceza verir. O da böyle yemeğini yiyor. Hatipoğlu yapma, gözünü seveyim yapma ya. Yapma abi yapma. Sen bak, sen Hatipoğlu'sun. Yılların Hatipoğlu'sun. Bu kadar kendini ezdirme orada. Güçsüzsün. Güçsüz olduğun için seni eziyor. Ben Hatipoğlu'nu çok severim. O ayrı konu ama Ogeday seni eziyor orada. Çünkü Ogeday güçlü orada. Dünyada da böyledir, hayatta da böyledir. Güçlüler güçsüzü ezerler. Sen orada güçlü değilsin Hatipoğlu. Onun için şeyini bileceksin. Nasıl davranacağını bileceksin. Adamla öyle performans. Gel şeye nedir o? Neydi? Gel duelloya filan. Ogeday duelloya gelirse eğer seni paspas eder. Bunu da biliyorsun, hepimiz biliyoruz. Görünen köy kılavuz istemez. Hatipoğlu sen niye Amerika'yı yeniden keşfetme derdine girdin? SMS yok kardeş. SMS yok. Ogeday'ı bu şekilde yiyemezsin. Yiyemez. Sabaha kadar yiyemez. 20 sene geçse de yiyemez. SMS yok. Ogeday'ı sen nasıl yerdin Hatipoğlu? Bir takım şeyler mesela bak ne güzel bir şey söylüyorsun ama SMS yok. Oradan da bir şey yapamıyorsun. Şu var bak, diyor ki Hatipoğlu. 2022'de sen vardın. Öyle bir iğne vurmaya çalışıyor şimdi Hatipoğlu. 2022'de sen vardın. Onur gururdan bahsediyorsun. Onu da çözemedim. Orada büyük bir iğne vurmaya çalışıyor Hatipoğlu ama tam da açıklanmıyor. Mesela ben çok merak ediyorum. 2022'de Ogeday'ın nesi varmış ta? Sen de masaya oturamazsın gurur, onur filan diyor Hatipoğlu. Herhalde 2022'den Ogeday'ın bir şeyini biliyor. Yoksa durup dururken niye 2022'ye gitsin? Senin de onurun monurun masada. Orada ne var ben çok merak ediyorum. Herhalde Ogeday'ın bir şeyini biliyor. Biliyorsan... Şimdi adam sana diyor ki onurun gururun yok diyor. Bayağı ağır konuşuyor. Sen de o zaman o bildiğin şeyi söyle kardeş. Söyle Hatipoğlu, çekinme. Koskoca Hatipoğlu'nda onurun gururun yok diyor adam. Sen de o zaman elindeki bütün kozları vur. 2022'de söylerim olmuyor. Söyle. Söyle ki biz de bilelim ne yapmış Ogeday 2022'de onuru gururu yok edecek şekilde, masaya oturamayacak şekilde. Söyle Hatipoğlu, söylemiyorsun. Ben olsam söylerim. Bir adam bana onursuz gunursuz derse ben de onu söylerim. Söyle Hatipoğlu. Hatipoğlu şey yapamadı. Nedir o? SMS'siz olunca Hatipoğlu yapamadı. Çünkü performans lazım. Performanssız da orada başarılı olamıyorsun abi. Performansın da yok Hatipoğlu'cum. Gel kardeşim sen buraya. Buyurun. Vallahi evet performans lazım ama ben şeye katılmıyorum. Hani... Güçlü olan yani performans anlamında güçlü olan, daha çok sayı alan, diğer tarafı ezebilir, egosu çok yükseklerde olabilir veya Hakan'ın hani hiç mücadele etmesen Ogeday'la, sen Ogeday kadar iyi değilsin zaten, ezerler seni, gel dön fikrine katılmıyorum Murat abinin. Orada herkes zaten hakkıyla kalmaya devam ediyor. Eğer bir gün Hakan da orada kalmasına yeterli olmayacak performansı sergilediğinde zaten elenecek ama... Hakan'ın kafasında kurduğu o teraziye de hiç katılmıyorum. Dün de söyledim hani tekrara da düşmek istemiyorum ama yani birilerinin iyi sayı aldığına yazılmasıyla hiç emek vermeden takımını bilerek ve isteyerek ben sizin için mücadele dahi etmeyeceğim bahanesiyle, bir hastalık değil, bir şımarıklık değil, bir küsme değil, tam tersi bir isyan vardı orada. Yani ben küstüm, moralim bozuk noktası dahi değil. Ben sizin için oynamıyorum, mücadele etmiyorum. Çünkü siz buna değmezsiniz minvalinde söyleminden sonra o bahsettiği arkadaşlarının kazandığı oyundan yararlanmasını ben de hiç doğru bulmadım. Ve beni çok şaşırttı Hakan. Dolayısıyla burada aslında Ogeday'ın dediklerine evet ağır ama şöyle katılıyorum. Yani gurur yapsaydı, madem hani yazılmayı bu kadar gurur yaptı, o zaman bu kadar gurur yapsa... O ödülden nasıl yedi? Ama ben Hakan'dan böyle masada ezilerek yemek yiyen ve mahcup bir tavır da hiç görmüyorum. Dün bence insan doğru bir yorum yaptı. Yani kafasında bir şey var ama ne var? Yani bunu böyle bir strateji gibi, hani ben ekstra altını çizen bir Hakan görüyorum. Ödül çok güzeldi. İyi ki ödülden yedim. Afiyetle de yedim. Bu ödül benim hakkımdır stratejisi var Hakan'da. Masada da hiç öyle ezilmedi. Normalde gerçekten Murat abi dediği gibi Ogeday emeği geçen herkesin eline sağlık diyor. Hakan'ın hiç umrunda dahi değil. Bu arada şu da yanlış anlaşılmasın. İstediği kadar çıkıp 10 sayıda 10'unu da alamamış bir yarışmacı da o yemeği hak etmiştir eğer takım kazandıysa. Çünkü mücadelesi var, bir çabası var. Dolayısıyla oradaki yarışmacılar da bunu gözetiyor. Ama sen yarışmacı arkadaşlarına sırt çevirip ben sizin için mücadele etmem dediğinde, evet ben de katılmıyorum. Hakan'ın o ödülden yararlanması bence hoş olmadı. Bir de Hakan da kendini böyle yazılma kısmında da aynı şey var. Ben orada da Hakan'ın kafasında kurduğu matematikten uzaklaşıyorum. Ağzıyla kuş tutsa zaten, işte ağzımla kuş tutsam zaten ben yazılacağım. Yani Ogeday güzel bir cevap verdi ona. Dünden önceki bölümdeydi galiba. Ağzınla kuş tuttuğunu da görmedik daha. Hani aslında ona da bakıldığında. Survivor'ın kurallarında tekrar söylüyorum. Yüksek performanslı yarışmacının da yazılması okey, kabul edilebilir bir şey. Ve en ufak bir cezası da yok. Ama Hakan bunu hani yüksek performanslı olmadığı halde dahi yazılmayı, oyuna çıkmama noktasında görüyorsa orada biraz bir şeyler, dengeler şaşmış diye düşünüyorum Hakan'da. Egoist kısmına da geleceğim. Yani ego kısmına. Evet, herkeste bir ego vardır ama egoist olmak başka bir şey. Yani sadece kendi yaptığın iyileri görüp kendi yaptığın hatalarda da başkalarını suçlamak bence hoş bir şey değil. Bu işte egoistliğe giriyor. Yani evet, Ogeday'ın performansı çok çok iyi. İyi de bir yarışmacı. Ama yani bu bir tek Ogeday için geçerli değil bahsettiğim. İstersen gerçekten %100'le oyna ama sadece kendini görüyorsan ve yapamayan insanları eleştiriyorsan orası Survivor olabilir ama yani bir sadece ve sadece parkur yarışması da olabilirdi. Küçümseyenler değil, genelde mütevazi kalanlar, hayatta da daha başarılı olanlar oluyor diye sözlerimi tamamlamak isterim. Hakan'ın 4. Survivor'u. Birini beraber yaşadık. Birini televizyondan izledim, birini yorumladım, şimdikini de yorumluyorum. 4 Survivor'un ikisi SMS'liydi, ikisi de SMS'siz. Yani bizim senemizde de SMS yoktu. Diğer katıldığı senelerde SMS vardı. Hakan bence gücünü SMS'ten alıyor. Tabii ki çok güçlü bir yarışmacı, ayrı. Bizim senemizde de çok güçlüydü ama mesela bizim senemizi hatırlayanlar olur, siz daha iyi biliyorsunuz. İlk ona giremedi Hakan, 20 kişilik yarışmada. Yani SMS'siz bir sezonda başarısız oluyor galiba. Yani orada bir yönetme kısmında bir sıkıntı yaşıyor adayla ilgili. Çoğunluğun şeyini sağlayamıyor. Bizim sezonda SMS olsaydı finale kalırdı. Çünkü halk, o zamanki yorumları hatırlıyorum, Hakan'ı çok destekliyordu. Hakan'ın yorumları, kendini anlatması, verdiği röportajlar, hikayesi, hikayesinin arkasından belli kitleyi sürüklemesi. SMS olsaydı bizim sezonda finaldeydi. Ama SMS'in olmadığı için Hakan çok erken elendi. Benzerini bu sene de görüyorum. SMS olsa Hakan elenmez derim. Bir hikaye yaratıyor, bir davası var. Yanlış ya da doğru bir şeyler yapıyor. Onu zaten tartıştık, bir daha tartışacağız. Ama mesela SMS yok, belki bu hafta elenecek. Örnek veriyorum. Ama SMS olsa ben Hakan elenmez derim. Çünkü Hakan bir şey anlatıyor. Bir var ya da yok yani. Adada bir şey bize gösteriyor. Dolayısıyla Hakan'ın stili aslında daha çok SMS'li bir Survivor. Gelelim, yaptığı şeyin hata olduğunu zaten söylemiştik. Ama kafasından ne geçiyor onu bilmiyorum. Yani oyuna çıkmaması, ondan sonra da o ödülü oturması, afiyetle yemesi, milletin gözüne soka soka. Bir şey anlatmaya çalışıyor, bir şey iddia ediyor ama ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Ben buralarda Hakan'ı haksız buluyorum. Ama gelelim Ogeday'ın anlattığı kısma gelince de hani onur, gurur kısımlarının da ağır olduğunu düşünüyorum. Bu alt üstü Survivor'da bir oyun. Yazıldı, yazılmadı, yedi, yemedi diye insan onursuz, gurursuz olmaz. O kadar da değil. Yani oralar bambaşka. Oyunun içerisinde kalmak lazım diye düşünüyorum. Ogeday'la ilgili de şöyle bir yorum yapacağım. Hazır burada yıllarca yorumlayan abim, yıllarca yorumlayan sevgili arkadaşlarım varken bir de Hanzade'nin psikolog arkadaşları var. Hani biz yorumlayamasak o da belki onlardan cevabını alır. Mesela ben kendimde bir eksik biliyorum. Veya bir fazla. Onu şimdi beraber karar vereceğiz. Ben ortaokulda voleybol oynamaya başladım. Ve iyi bir voleybolcu oldum. Etrafıma göre hep iyi voleybolcuydum. Sınıf takımı olarak biz futbol maçları yaparız, basketbol maçları yaparız. Liseden bahsediyorum. Ne zamanki voleybol maçı yapacağız sınıflar arası. Şimdi takımın, yani bizim sınıfın en iyi voleybolcusuyum. Etrafımı da topluyorum, en sevdiğim arkadaşlarımı. Bu işten anlayan. Abi bağırıyorum onlara. Kızıyorum. Beceremiyorlar. Yani kızıyorum ya, böyle yapma, şöyle yapma. Apo diyorum mesela, Apo'ya da selam. Ya bak şöyle yapma, şunu yap. Adam yetenekli, biliyorum futboldan, handboldan. Ama beceremiyor, kızıyorum. Askere gittim, askerde oynuyoruz aynı şekilde. Topladım arkadaşlarımı, arkadaşlarıma kızıyorum. Takımdayım, kendi takımdayım, kaptanım. Kaptanken bağırıyorum çocuklara. Ya bak şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye. Şimdi bende bir eksik var ya da bende fazla bir şey var. Fazla bir şey varsa ego, eksik varsa başka bir şey. Ben biraz Ogeday'da onu görüyorum. Şimdi kendinin çok başarılı olduğu bir yerde, tamam mı? Arkadaşlarında bir eksik görüyor ve kızıyor. Yani çok basit bir şey yapamalarına kızıyor, bağırıyor. Yani bu ego mudur yoksa bir eksiklik midir? Bunu tartışalım mesela şimdi. Ben sana bir cevap vermek istiyorum. Mesela senin örneğinle Ogeday arasındaki fark. Sen başarılı olduğun bir noktada arkadaşların daha başarılı olsun istediğin için belki agresif bir şekilde anlatmaktan bahsediyorum. Ama benim bahsettiğim ego, yani benim Ogeday'da beğenmediğim kısım kendi iyi olduğunda değil, kendi kötü olduğunda yaptıkları. Kendi kaybettiğinde çıkıp da bu ben için bu motivasyonsuzluğu nedir, düştüm demesi. Ama ya da arabası. İşte bana o daha batan şey. Ya, yoksa demek istediğini anlıyorum. İyi antrenörler de bazen çoğu zaman çok sert ve şey olabilir, yani takımı gaza getirmek ve iyi yapmak adına. Ama Ogeday kaybederken bu egosu bence asıl devreye çıkıyor. Kaybetmeyi kabul edemiyor. Ben bu yüzden kaybettim demiyor. Diyor ki ben Begüm burada durduğu için kaybettim. Ben bench işte çok sessiz kaldığı için kaybettim. Ben onlar buraya geldiği için kaybettim. Zaten çok az kaybetti ama her kaybettiğinde biz Ogeday'dan bir isyan izledik. Dolayısıyla sendeki fazlalık, arkadaşlarını motive etme isteğini anlıyorum ama Ogeday'daki bu kendi iyi olduğunda değil, kendi kötü olduğunda devreye giriyor. Ben bu yüzden eleştiriyorum. Benim fikrim bu. Neden olur? Yani benimki aşırı kazanma hırsı olduğu %100. Tamam, başarılı onda da aşırı kazanma hırsı var. Ama ben niye şimdi sevdiğim adamı diyorum, yani en sevdiğim adamları topluyorum etrafıma ama maç içerisinde onlara kızıyorum. Sesim ama sen hata yaptığında ne yapıyorsun mesela? Yani senin bir hatan olduğuna beyler özür dilerim, bir sonraki seriyi alıyoruz demek derim. İşte mükemmel bir kazanma. Aynen, ama ben Ogeday'dan bu benim hatamı inanın duymadım. Böyle yarışmacılar var da sayarım içeride. Şimdi sevgili İsa, şöyle söyleyeyim. Ogeday performans olarak çok iyi bir yarışmacı. Ama Ogeday'la bir şey konuşulamıyor. Ogeday'la bir şey tartışılamıyor. Ogeday'la istişare edilemiyor. Hep sonu bir negatiflikle, bir bağırmakla veya bir yargıyla bitiyor. Yani oturup sakin bir şekilde, mesela bak sen öyle bir insan diyorsun ama öyle bir insan değilsin sen. Evet. Sen orada değişiyorum işte. Ama işte esnasında. Bak, mücadele esnasında cımbızla kendini oradan çekersen olmaz. Senin bir hikayen var. Bak biz seninle her şeyi burada oturup tartışabiliyoruz. Ama Ogeday'la arkadaşları oturup bir şeyleri konuşup tartışamıyorlar çoğu zaman. Hep sonu negatif. Yani bak ben Ogeday'la herhangi bir şeyi oturup konuşmam. Ogeday'dan yani yardım istesem bana verecek, yani yardım verirken bana olan tavrı beni rencide eder yani. Bak Hakan Hatipoğlu için aynı şeyi söyleyemem. Hakan Hatipoğlu'na 1000 tane şey sor, 1000 kere de cevap verir mesela. Hani bu biraz daha olgunluk, tecrübe, topu göğsünde yumuşatma. Şimdi Allah bir güç veriyor ama onu kaldıracak da kuvvet versin insana yani. Bu çok önemli bir şey. Şimdi ben mesela Hakan Hatipoğlu kısmında da bilmiyorum, pek size katılmıyorum. Bence Hakan Hatipoğlu'nun yediği yemek anasının aksütü gibi helaldir ya. Yani şimdi Hakan Hatipoğlu'nu bir gün çıkmadığı oyundan yargılayıp da adam orada yemek yerken yok emeği geçen herkese teşekkürler, yok bugün yarışanlara helal olsun. Adama haram mı olsun ya, ben anlamadım ki. Adam Survivor'ın başından beri mavi takıma full destek vermiş. Bütün tezahüratlarda takımın yanında, arkadaşlarına birçok anlamda yardımcı olmuş bir yarışmacı. Tecrübesiyle Survivor'a renk katmış bir yarışmacı. Yani lobi anlamında evet, hepiniz lobi yapıyorsunuz orada zaten. Yani neden Hakan Hatipoğlu'nun yediği yemek bu kadar gözünüze batıyor? Adam alt tarafı bir yemek yedi ya, yemesin mi yani, anlamadım. Bu kadar mı içinizde bu durumu absorbe edemiyorsunuz yani? Helali hoş olsun ya, ben söyleyeyim buradan o zaman Hakan'cığım, yediğin yemek helali hoş olsun. Yani bu kadar da bir adamın yemeği üstünden bu kadar indirip kaldırmayın mevzuyu ya. Hakan hiç destek olmamış mı takım arkadaşlarına? Ayıptır ya. Bir günde maça çıkmamış, tamam kapris yapmış. Ogeday kapris yapmıyor mu? Hakan da kapris, ben yaptığını doğru bulmuyorum bu arada da. Yediği yemeğine kadar inmeyelim yani diye düşünüyorum açıkçası. Tavrın sonu doğru bitmiyor. Yani ben şöyle ben yani o tavrı veren adamın o yemeğe oturmaması. Tamam bak, bu bir tavır değişikliği. Eyvallah, ama Hakan da diyor ki ben kendi kendime düşündüm, diyor ki ben bu takıma çok emek verdim. Nasıl ki emek verdiğim günlerde eleştirilebiliyorsam da, yazılabiliyorsam da, bugün de ben bir hakkımı kullandım oyuna çıkmama ve bunun üzerine de bir yemek kazanmış. Burada bu yemeği de oturup yiyebilirim madem. Eğer takımdaşlıksa olay, eğer genel resimden bakıyorsak diyor yani. Günlük bu kadar mı anlık değerlendiriyoruz olayları? Bu kadar mı geçmişi bir anda çabucak silip atıyoruz yani? Hani bu kadarını yapmamalıyız, biraz ahde vefa olmalı diyorum ben. Yani yediği yemeği değil en azından. Bak tavır alırsın, yazarsın, gönderirsin de yemek yiyor adam, laf sokuyorsunuz ya. O kadarını da yapmayın abi. Yani bu Hakan'ın, bana sorarsanız bu Hakan'ın yüzsüzlüğü değil. Yani o noktaya doğru getirilmeye çalışıyor iş ama ben öyle görmüyorum şahsen yani. Fazla gidildiğini düşünüyorum Hakan'ın üstüne. Hakan'ı bu noktada haklı buluyorum. Ben oyuna tepki verdi, çıktı. Gitmeseydi, yemeğe gitmeseydi daha iyi olurdu. Tavrında devamlılık sağlamış olurdu. Ama o da, ben farklı bir açıdan bakıyorum. Düelloya çıkacağım, yemeğe ihtiyacım var diyor. Arkadaşlarım bu şekilde konuşacağını bile bile geldim diyor adam zaten. Onu bile bile geldim diyor. Efendim, benzer bir hikaye... Çok özür dilerim. Geç kaldık birazcık. Survivor X'e kısa bir reklam arasına gidiyor.